Bu 8 Mart'a giderken belki de en önemli tartışmalardan bir tanesi aile tartışması. Bu işte nafaka hakkı mücadelesinden itibaren işte bir takım mağdur babalar, mağdur erkekler adı altında dernekler, işte STK'lar kurulmaya ve devlet teşvikiyle de ya da desteğiyle de hayatlarını sürdüren pek çok STK ve şey kuruldu. Ve o noktada da aslında oradan beri devam eden ve en son işte iktidarın bu seçimleri kazanmak üzere ittifak yaptı. İşte Yeniden Refah gibi, Hüdapar gibi partilerle de beraber doğrudan aslında ailenin kutsal aile etrafında çeşitli çalıştaylar örgütlenmeye başladı ve doğrudan iktidar eliyle örgütlenen çalıştaylardan bahsediyoruz. Aile çalıştayları derken ya da büyük nefret yürüyüşleri, kadınların ve LGBT artıların hayatlarını hedef haline getiren büyük aile buluşmaları adı altında aslında suç yürüyüşleri yapıldı. Uzunca bir zaman olmasına rağmen böyle her birimizin hala hatırladığında yüzünün gülümsediği bir slogan vardı. Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla diye. Tam da faşizmin umudumuzu yok etmeye çalıştığı, bizi hayal etme yetimizden aslında söküp almaya çalıştığı bir dönemde belki de umudun tekrar birbirimizde olduğu ve birlikte hareket etmekte olduğu duygusunu tekrar hatırlamaya vesile olur bu 8 Mart. 8 Mart'ta bir arada olup o kalabalığın bir parçası olmak, o umudu beraber örgütlemek, kolektif bir umuda dönüştürmek, kolektif bir mücadeleye dönüştürmek aslında her birimizin elinde. 8 Mart'la buluşalım. Erkek devlet şiddetinin başka bir boyutta arttığını görüyoruz. Yani kadına yönelik şiddetin istatistiksel verileri olarak her gün arttığını ve bunların çok çeşitli biçimlerde geliştiğini görüyoruz. Yani aslında kadınlar bugün en çok hanelerin içerisinde, evlerin içerisinde katledildiğini görüyoruz. Kürdistan'da genç kadınların kolluk uzman çavuşlar, polisler, jandarmalar tarafından tacize, tecavüze uğradığını, katledildiğini görüyoruz. Bugün şüpheli kadın ölümleri adı altında kadınların aslında öldürüp kadınları katledip meşrulaştırmaya bunu, cezasızlık politikalarından yararlanmaya çalışıyorlar ve bunun da üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bu da şüpheli kadın ölümleri adı altında birleşiyor. Kadınlar camlardan düşüyor. Kadınlar kayboluyor, kimin öldürdüğü belli olmuyor. Bunların hepsi erkek devletin kadına yönelik şiddetin meşrulaştırma, cezasızlık politikalarıyla ödüllendirmesinin birer aparatı haline gelmiş durumda. Sosyalist Kadın Meclisleri olarak çalışmamızın aslında başlangıcını yaptık. Geçtiğimiz günlerde kadınlara 8 Mart'ta çağrı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eşit ve özgür yaşamı kurmak için 8 Mart'a diyerek aslında sokaklarda bildirilerimizi dağıtıyoruz. Bugün hapishanelerde 8 Mart'ı karşılayacak olan kadın yoldaşlarımızla da dayanışma yükselterek onlarla mektuplaşmak, kartlaşma etkinlikleri yapmak, tecrit koşullarını da gündemleştirmeyi önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün direnen, mücadele eden kadınların sadece sokaklarda olmadığını, hapishanelerde de direnen, mücadele eden kadın yoldaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Elbette ki bunu da 8 Mart'a giderken onların sesinin, onların mücadelesinin de bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. O yüzden bu buluşmayı da tutsak kadınlarla dayanışmayı da önemsiyoruz. 8 Mart'a giderken 8 Mart Kadın Platformu olarak 3 Mart saat 16.00'da Kadıköy'de bir buluşma gerçekleştireceğiz. Yani 8 Mart'ı hem Birleşik Kadın Hareketimizin gücüyle hem de Sosyalist Kadın Meclisleri olarak kendi çalışma alanlarımızda örgütleyerek güçlü bir 8 Mart geçirmeyi istiyoruz. Çünkü biz kadınların isyanının her şeyi değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu biliyoruz. 21. yüzyılın kadın devrimi çağı olduğunu biliyoruz. Buna güveniyor, buna inanıyoruz ve bu güçle de 8 Mart'a doğru yürüyoruz. Tüm kadınları 8 Mart'a, sokaklara isyanımızı yükseltmeye çağırıyoruz.